Sevgili seyirciler, bugün Hazreti Ebu Hüreyre'nin bize Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan öğretmiş olduğu bir duayı okuyarak başlayacağız. Ebu Hüreyre, o aslen Yemenli olan, asıl adı Abdurrahman bin Sahr olan Ebu Hüreyre, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın son 3 senesinde onunla beraber ve ondan hiçbir zaman ayrılmamış ve bize dinimize ait, ibadet taatımıza ait pek çok şey öğretmiş Ebu Hüreyre. Allah ondan ve bütün sahabe efendilerimizden razı olsun. Ebu Hüreyre Hazretleri, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın secdelerinde çokça okumuş olduğu bir duayı bize öğretiyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz secdelerinde şu duayı çokça okurdu diyor. Evet, bu dua Allahümme gfirli zembi küllehu dikkahu ve cillehu ve evvelehu ve ahirehu ve alaniyetehu ve sirrehu. Allah'ım bütün günahlarımı bağışla. Allah'ım büyük küçüğüyle, evveli ahiriyle ve açıkça işlenmiş olanıyla, gizlenmiş olanıyla bütün işlediğimiz günahları bağışla ya Rabbi diye Efendimizin dua ettiğini, secdede dua ettiğini bize naklediyor. Evet, bizim secdede okuduğumuz bir dua var. Subhane Rabbiyel A'la. Sen yüceler yücesin ey Rabbimiz. A'la olan sensin. Bütün noksan sıfatlardan münezzeh olan ey Rabbimiz, sen kusursuz varlıksın manasına Sübhane Rabbiyel A'la diyoruz. Farzlarımızda bunu okuyoruz elbette ki, ama Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam belki farzların haricinde o sünnet kıldığı zaman, nafile eda ettiği zaman işte bu duayı okuyordu. Ve ümmetine de bu duayı okumalarını tavsiye buyuruyordu. Biz de bu duayı bir kere daha okuyalım. Allahümme gfirli zembi küllehu, dikkahu ve cillehu, ve evvelehu ve ahirehu, ve alaniyetehu ve sirrehu. Evet, bu duayı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam namazlarında okuyordu. Bizler de farz namazlarımız hariç, diğer sünnet nafile eda ettiğimiz namazlarımızda bunu okuyabiliriz. Evet, bu dua büyüğü küçüğüyle, gizlisi açığıyla bütün günahlarımızı bağışlamasını Rabbimizden bu duada niyaz ediyoruz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yine bir hadis-i şeriflerinde rükuda Rabbinize tazimde bulunun. Secde ise o secdede çokça dua edin. Zira duaların kabul edildiği bir mekan olarak secde anı, işte o anda çokça Rabbinize dua edin buyuruyor. Bizler maalesef ki namazlarımızda sadece Sübhane Rabbiyel A'la diyoruz. Ama onunla birlikte Sübhane Rabbiyel A'la dedikten sonra keşke sünnetlerimizde, sünnet kıldığımız namazlarımızda, bununla birlikte nafile eda ettiğimiz namazlarımızda orada Efendimizin tavsiye buyurmuş olduğu bu duaları da namazlarımıza taşıyabilsek, namazlarımızda bu duaları da okuyabilsek ve bu duayı okurken tabii ki bu şekliyle ve belki de namazımızın haricinde onu cemi sıygasıyla da okuyabiliriz namazlarımızdan sonra dua ettiğimiz zamanda. Allahümme gfir lena zunubena kullahu dikkahu ve cillahu ve evvelahu ve ahirahu ve alaniyetahu ve sirrahu şeklinde de okuyabiliriz. Evet, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bu tavsiyesi namazda ve secdede Allah Resulü bu duayı okuyor ve bize okumayı tavsiye buyuruyor. Ebu Hüreyre Hazretleri de bu duayı bize naklediyor. Allah ondan razı olsun ve Cenab-ı Hak dualarımızı kabul eylesin.